Edirne cezaevinde haksız ve hukuksuz bir biçimde tutuluyor. Milletvekili dokunulmazlıkları anayasaya aykırı bir şekilde kaldırıldı. Bugün gururla söylüyorum, o dönem hayır verdim. Bir daha milletvekili olursam, bir daha böyle bir tartışma olursa yine hayır veririm. HDP'nin eş genel başkanı haksız ve hukuksuz bir biçimde tutuklandı. Gazete haberleri üzerinden tutuklandı. Attığı tweetlerden tutuklandı. Ve Selahattin Demirtaş Edirne cezaevinden Yeni Yaşam gazetesine verdiği röportajda seçimden bir hafta önce dedi ki, bağrınıza taş basın, yaşadıklarınızı unutmayın, birazcık hatırım varsa faşizme karşı gidin, oylarınızı verin dedi. Selahattin Demirtaş'ın bu açıklaması HDP seçmenini motive etti. Etkiliyi bırak, ne etkilisi? Tamamen HDP tabanını harekete geçirdi ve HDP tabanı Edirne'den gelen o sesi duyduğunu gösterdi. Cumhuriyet Halk Partisi'ne sağ olsunlar Küçükçekmece'de 65 bin oy, Esenyurt'ta 106 bin oy vererek iki belediyeyi kazanmamızı sağladılar. Adana'da, Mersin'de, İstanbul'da, Ankara'da bütün siyasi ayrımları bir kenara bırakarak iktidara da bir uyarıda bulundular. Ben de dedim ki bir siyasetçi ve gazeteci olarak, bu seçimde hep Millet İttifakı'nı, Saadet'i, şunu bunu konuşuyoruz ama evet, şu an bu seçimlerin en etkili aktörlerinden biri Selahattin Demirtaş'tır. Bu seçim başarılarının arkasındaki gücü de görmemiz gerekir. O anlamda da Selahattin Demirtaş'ın hakkını teslim etmek gerekir. Selahattin Demirtaş şu anda cezaevinde kettle'ıyla çay pişiren, orada günlerini geçiren ve peki, bu arada anlaşıldı, da üretken, iki kitap yazan, bir de Devran diye bir kitap yazmış. Ben de en kısa sürede elime geçtiğinde okuyacağım. Bunu açıkça yazdım. Ben kapalı kapılar arkasında siyaset yapmıyorum. Anladım. Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski bir milletvekili olarak bir hakkı teslim ediyorum. Bundan da Sayın Orhan Karataş rahatsız olmasın. Bu ittifak meselesini Türkiye'ye Sayın Orhan Karataş'ın da desteklediği partinin genel başkanı mevzu getirdi. Teşekkürler Orhan Bey, buyurun, cevabı aldınız. Sorumlu olan yargılanmıyor. Bak, Selahattin peki, Demirtaş, Selahattin Demirtaş 6-8 Ekim olaylarından yargılanmıyor. Tamam.